Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birkaç kişinin de isteği üzerine bir oje videosu çekmeye karar verdim. Oje koleksiyonum, içindeki ojeler gibi bir video çekeceğim. Çünkü merak eden de çok oluyor, soran da çok oluyor. Ben de hepsini böyle tek tek swatchlayarak size göstermek istedim. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Hemen ojelerimi göstereyim size. Böyle bir oje sepetim var. Şöyle yakından da göstereyim. Bu sepetin içerisine koyuyorum. Bütün tırnak, aseton, pamuk gibi şeylerin hepsi bu sepette duruyor. Hepsini yeni almadım. Uzun zamandır benimle olanlar da var. Yani oje çabuk bozulmuyor açıkçası. İçinde çok varsa ve iyiyse birkaç damla aseton damlatabilirsiniz. Çalkalayınca eski kıvamına geri dönüyor. O şekilde birçok ojeyi düzelttim. Şimdi isterseniz hemen bunları kategorilerine göre, markalarına göre bir ayıralım sizinle. Şöyle yerime poz sermiştim zaten oturduğum için. Ojeleri ayıralım. Şimdi size hemen gösteriyorum. Şu şekilde göstereyim. Hepsini tek tek böyle kategorize ettim. Çok fazla ojem var mı bilmiyorum. Burada Flormar'ın renkleri var. Görüyorsunuz. Bu ikisi farklı seri. Burada iki tane pastel ojemiz var. Burada dört tane Gabrini. Aina diye bir marka vardı. Şu an hala var mı bilmiyorum. Ama bunun ojelerinden de çok memnundum. Şöyle Aina'nın ojeleri var. Gerçekten bunların fiyatı ilk aldığım zaman o kadar uygunduk ki. Julius'un ojeleri. Şunların, şimdi şöyle söyleyeyim. Bunların üçü bir paketti. Bunların üçü de bir paket. Ve Mon Amour diye bir marka var. Bunların iki tane ojesi var. Burada Not'un iki tane ojesi. Bunların Rose'un ojeleri var. Şimdi isterseniz hemen bunları tırnağımıza sürmeye ve denemeye başlayalım. Tek tek size şimdi hepsinin rengini göstereceğim. Umarım renk açısı iyidir ve iyi görebiliyorsunuzdur. Şimdi ben bütün elime sürmeyeceğim. Sadece mesela şu iki parmağıma falan sürelim. 38 tane ojemiz varmış. Şimdi ben bu aseton olarak da Benji'nin asetonunu kullanıyorum. Hemen şu tırnağımdakini bir çıkartayım. Tırnağımda ne vardı derseniz şöyle gri ve grivesinden oluşan bir oje yapmıştım. Şu an tırnaklarım çok uzun değil zaten. Uzun olsa daha iyi görürdünüz gerçi. Ama tırnak uzatmayı, oje sürmeyi, o tarz şeyleri çok seviyorum. Tırnaklarım şu şekilde. Flormar'dan başlayalım. Tek tek sürüp gidelim. Renk numaralarını da söyleyeceğim size. Flormar'ın ojesiyle başlıyorum. Hemen sürüyorum. İki tırnağımı mı sürsem, tek tırnağımı mı? Tek de görürseniz. Neyse ben şimdilik bir iki süreyim. Mesela bazı ojeler vardır. Tek kat sürersin ve yeter. Olur. Ama bazıları iki kat sürmen gerekir. Flormar'ın ojeleri gerçekten tek kat sürülebilen bir ojeler. Yani yapısı falan kalın. Şimdi size şöyle göstereyim. FC14. FC17. Bu böyle bir mor renk. Görebiliyorsunuzdur. Biraz lacivert gibi gözüküyor. Bunu pek güzel süremedim. Neyse olsun. Şöyle göstereyim. Zaten bu sarı. Ya ben genelde çok renkli olan ojeleri yazın çok seviyorum. FC20. Bu rengi çok seviyorum. Hemen göstereyim. Yani çok tatlı bir renk. Bununla bulut falan da yapıyorum zaten. Bir tane daha videom var. Oje videosu. Onu da izleyebilirsiniz. FC49. Bunu çok beğeniyorum.
Mesela size bunu göstereceğim. Bu benim çok eski bir ojem. Bayağıdır benimle. Yani bu biraz böyle kurumuş gibi. Görüyor musunuz? Ama içinde var. Buna şöyle birkaç damla aseton damlatacağım. Şimdi bunu kapatıyorum ve şöyle bir karıştıracağım. Vereyim. Şimdi bunu sürüyorum. FC62. FC01. Bununla da genelde French falan yapıyorum. Bulut yapıyorum. Onlar için koyu beyaz iyi oluyor. İki tane siyahım var böyle. Biri FC32. Biri de 313 numarası. Bunu daha yeni almıştım. Bu biraz daha eski bir hocam. Yani siyah normal. Birini herhangi bir birini süreyim. Bu mat olanı da diğer tırnağımı süreyim. Arasındaki farka bakarsınız. Bu tırnağımdaki parlak olan FC32, mat olan M01. Şöyle ikisinin de farkını göstereyim. Bu parlak. Bu da böyle bir matlığı var yüzeyinde. Şimdi size bir şeyden bahsedeceğim. Ben kırmızı ojeyi çok seviyorum. Ve resmen bütün aldığım kırmızı ojelerin numaraları aynı ve farklı markalardan. Hiç fark etmemiştim aynı olduğunu. FC09. Bu da pastel 09. Bu Dana'nın 09. Şimdi size hemen şu flormarla bir başlayayım. FC09. Aseton koklamaktan başım döndü. İşte olsun. Sizin için yapıyorum bakın. O yüzden abone olun kanalıma ve videomu beğenin, tamam mı? bu FC27. Desenleri falan da yapıyorum. Aşağıda videolarımda da var yine. Ve çok havasız kaldığında tırnaklar ister istemez sararıyor. Ve sürekli oje sürdüğünde de sararabiliyor. Ojenin markasına göre de sararma yapabiliyor. O yüzden ben genelde sürdüğümde böyle 1-2-3 gün bekletiyorum, havalandırıyorum. Zaten ben gene bakımlarını yapıyorum. Sizinle de bir gün çekmek isterim. Eşime de yapıyorum, bana da yapıyorum. İşte böyle et ittirme, işte manikür, böyle limonlu suda bekletme, vazelinle falan etleri yumuşatıyorum. O tarz şeyler yapıyorum eşime de, bana da. O da çok seviyor böyle bakımları ona yapmamı. Maybelline'in 103 numarası. Flomarlarımız bitti. Dana'lara geçelim. Bunlar takıcı falan yerler olur ya, takıcı gibi yerler. Oradan almıştım. Renklerini de çok beğeniyorum. Renkler birbirine yakın olanları farklı tırnakları süreyim ki arasındaki ton farkını görebilin. Öncelikle şu kırmızıya başlayayım. Favorim bu değil. Bir tane daha böyle bordomsu kırmızımsı var. Göstereceğim size onu. Bu da dediğim gibi Dana 09. Saçımı da bugün topladım bir farklılık olsun diye. Umarım beğenmişsinizdir. Buna geçelim. Bu ojeyi de çok seviyorum. Dana 144. Bazı parlak ojeler var. Size yine göstereceğim. O parlak ojeleri sürünce çıkartması o kadar zor ki aseton döküp şöyle bekletmek gerekiyor. Ama bunlar parlak olmasına rağmen çabuk çıkıyorlar. Dana 56. Araya böyle videolar koymayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü isteniliyor da. Düğün fotoğraflarımı merak edenler var. Çekimlerimi. Onları göstermemi istiyorsunuz. Makyaj videosu çekmemi istiyorsunuz. Hani bazılarının belki hoşuna gitmeyebilir ama isteyen insanlar da olduğu için çekmek istiyorum açıkçası. Mesela oje videosu isteyen kızlar vardı. O yüzden çekmek istedim. Böyle yeşil bir rengi var ama böyle gri gibi de duruyor. Ay bozdum ya. Neyse bir şey olmaz.
Bu da Dana 123. Bu Dana 109 benim şu tırnağımdaki oje. Yani ikisinin rengi birbirine biraz benziyor. Bir ton var aralarında. İsterseniz birine bir ojemi süreyim. Birine de birini süreyim. Arasındaki farkı görün. Biri daha pembemsi, biri daha kahverengimsi. Yani buna yine benzer renkler diğer markalardan da çıkacak. İkisinin farkını görüyorsunuz. Biri daha pembemsi, biri daha kahverengimsi. Bu kahverengi olan Dana 135, Dana 133. Bazen eşime soruyorum, diyorum hangi ojeyi süreyim? Seçtiriyorum. Diyor ki bununla bu aynı renk değil. Dana'nın ojelerini de bitirdik. İsterseniz hemen Biolis'e geçelim. Şimdi size şöyle bir öneride bulunacağım. Bu Biolis'in üçlü kitleri satılıyor. Yani şimdi size şöyle bir göstereyim. Böyle üçlü paket halinde satılıyor. Bu üçlü bir kit. Bu da diğeri. Bunun adı Sunset diye geçiyordu sanırım. Bunun adını hatırlamıyorum pek. Ama bu indirimde falan 9 liraya düşüyor. 3 tanesi ve küçük olduğuna bakmayın. Bayağıdır kullanıyorum ve bitmiyor yani. Farklı farklı sürebilirsiniz. Mesela içinde bir tane simlisi var. Bir tane de böyle, iki tane de parlak ojeleri var. Bunun da aynı şekilde içinde bir tane simlisi, iki tane de farklı ojeleri var. Hani böyle bir parmağınıza sim yaparak diğerine farklı renk sürerek yapabilirsiniz. Biraz ince açıkçası ojeleri. Şimdi önce size şu Sunset olan kitten bahsedeyim. Mesela bunun içinde parlak bir sarı var. Tek katını size göstereceğim. Yani iki kat gerekiyor gerçekten de. Tek kat. Yanına da bu diğer rengini süreyim. Diğer yanına da diğer rengini süreyim. Arasındaki şeyi görün. Önce size renkleri şöyle göstereyim. Bu sarı olan. Bu ortadaki simli. Bak içindeki simleri görebiliyorsunuz. Çok güzel. Bu da turuncu. Bu da parlak bir oje. Biolis Sunset Kit oluyor. Demiştim yani size kırmızının sevdiğim bir tonu var diye. O bu işte. Biolis'in bir ojesi yine. Bunu iki kat mı sürüyordum hatırlamıyorum. Şimdi bakacağım. Fırçası falan da gayet kalın. Tek kat sürüyorum. Bunun kalitesi iyi. Tek kat sürebiliyor ama işte dediğim gibi diğer küçük olanları iki kat sürmek lazım. Bu tam benim sevdiğim kırmızı. Yani böyle ne çok kırmızı ne de böyle bordo gibi bir renk. Çok hoş bir kırmızı. Bu da Biolis'in 370 numarası. Şimdi şu diğer kiti deneyelim. Bunun da içinde 3 tane yine rengi var. De sadece simlerden oluşan bir şey. Bunu normalde ben şey yapıyorum. Ojenin üzerine sürüyorum. Çünkü tek kat böyle bir mantığı olmuyor. Şimdi altına bir oje kesinlikle sürüyorum. Sürdüğüm ojenin kenarına tek parmağıma ya da iki parmağıma çok seviyorum kullanmayı. Ay durun size şöyle kapatayım. Bir saniye. Renklerimiz böyle. Elimde de bu şekilde oldu. Pembeyi iki kat sürmenizi öneriyorum. Bu kahverengiyi tek kat sürdüm. Bu da parlak. Ama ben bunu başka ojelerin üzerine sürüyorum. Ama bu parlak olan biraz zor çıkıyor işte. Dedim ya size hani zor çıkan parlaklar var diye. Birisi buydu. Notun iki tane ojesi var. Elimde Notun ojelerine de bayılıyorum. Şöyle göstereyim size. Bu arada notu iki kat sürdüm. Çünkü biraz ince yapısı var. Ama fırçası falan çok kalın ve iyi sürüyor gerçekten de. Şimdi size şöyle göstereyim. Bu not 15. Not 39. Bu böyle parlak bir oje. Favorilerimden birisi de bu. Notun 39'u. Pastellere geçelim. Pastelden de iki tane ojem var. Bu da pastel 09. Numarası silinmiş arkadaşlar. Pastelin bir metalik gibi duruyor ama hafif pembelikleri de var. Şöyle gri ile birlikte sürmüştüm ben. Şöyle simli bir oje. Bunu da çıkarması zor oluyor. Dediğim gibi iki kat sürüyorum. Çünkü tek kat çok ince oluyor. Sonra bu Golden Rose'un parlatıcısını hiç göstermeyeyim bence. Gece mavisi mi denir? Böyle içinde hafif simleri var. Böyle bir gece mavisi rengi. Aslında güzel duruyormuş ama ben bunu süreyim kız. Beğendim. Rose'un 53 numarası. Gabrini'nin ojelerine geçelim. Gabrini 70 numarası.
Yani çok matoje sevmediğimi fark ettim ben. Çizgi çizgi gibi oluyor ya, onu hiç sevmiyorum. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Bu Gabrini'nin 07 numarası. Berrak, temiz bir görüntüsü var. Gabrini'nin mat serisinin 3 numarası. Bir de French yapmak için kullandığım Gabrini'nin bu rakı beyazı mı deniyor? Bu bozulmuş arkadaşlar. Bunu atayım. Ama numarası 303. Monomor'un 19 numarası. Arkadaşlar Pacific Gabrini'nin markasıymış. Ben yeni gördüm. Onun serisiymiş Pacific. Neyse, Gabrini'nin Pacific'inin 74. Bu renk de çok güzel bir renk. İşimizi bitirdik. Ojelerimizin hepsini çektik. Ben zaten yakın zamanda temizlemiştim bitenleri, kötü olanları falan. Bana kalanlar bunlardı. Umarım sıkılmamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. İstediğiniz videolar varsa bana yazabilirsiniz. Ben hepsini elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.